Merhaba, ben psikolog Sümeyye Arslan. Ramazan ayındayız ve Ramazan ayının bize verdiği hem olumlu hem olumsuz duygulanımlar olabilir. Bugün sizlerle bu duygulanımlarla neler yapabileceğimize, akşam bu duygulanımlara destek vermek için neler tüketebileceğimize veya bedensel olarak nasıl rahatlamak için egzersizler yapabileceğimize ufaktan değineceğiz. Şimdi öncelikle Ramazan ayı zaten biraz daha kişinin sakinliğe ulaştığı bir dönemdir. Neden? Kişi zaten gıda olarak daha az şeyler aldığı için enerji olarak da daha pasif bir durumdadır. Doğal olarak da öfke ve benzeri duyguları saldırgan bir biçimde ifade edeceğimiz dönemlerden ziyade daha herkesin birbirine nazik davrandığı dönemlerdir. Bu süreç içerisinde içinizde yine şeker hastası ve benzeri kişiler varsa onlar biraz daha öfkeyle ilgili problemler yaşayabilirler. Çünkü şekerin düşmesi anında bu kişiye daha fazla engellenmişlik hissiyatı verebilir. Bu da onun ister istemez yiyeceklerle olan ilişkisinde sıkıntılar oluşturabilir. Akşamı daha fazla bekleyebilir. Genelde bu durumu erkek bireylerde daha fazla görmekteyiz. Onun dışında bu süreç içerisinde kendinizi daha dinç, daha stres ile ilişkinizde rahat hissedebilmek için akşamları bol bol su içmeniz faydalı olacaktır. Çünkü stresin bir yan etkisi de eksik sudur. Suyu fazla içmediğimiz evrede vücudun pH dengesi tam olarak uygun bir seviyeye gelmediği için kişinin baş ağrıları oluşabilir. Kişinin vücudundaki metabolizma yavaşladığı için bu süreç devam edebilir. Burada bizim yapacağımız günlük alamadığımız kapasiteyi küçük küçük yudumlarla yavaş yavaş sahura kadar olan vakitlerde almak. Tabii bu demek değil ki iftar vaktinde bir damacanayı tamamen dikmek. Bu da yanlış olur. İster istemez mide kramplarına sebebiyet verebilir. Bu süreç içerisinde yine öfkemiz olabilir, başka olumsuz duygular olabilir, gelebilir bunlar. Bunları bedenimize etkilerini aza indirmek, minimalize etmek için de ne yapabiliriz? Elinizi karnınıza koyun ve karnınıza koyduğunuz elinizle beraber burnunuzdan 4 saniye derin bir nefes çekin. Çektiğiniz nefesle beraber karnınızdaki boşluğa diyafram demekteyiz. O kısım şişsin. Yani nefes aldığımızda karnımız şişecek, nefes verdiğimizde karnımız inecek. 4 saniye burnumuzdan nefes alıp 8 saniyede ağzımızdan çok yavaş bir şekilde vereceğiz. Bu aşamada önemli olan faktör birincisi diyaframın gerçekten nefes alındığında şişmiş olması. İkincisi de bu veriş aşamasında çok yavaş olmak, 8 saniyeyi en aşağı doldurmak gerek. Çünkü vücuda oksijen pompalanmış olacak. Bu neden önemli? Kişinin zaten metabolizması yiyecek alamadığı için veya su içemediği için yavaşlıyor. Doğal olarak vücuttaki kan dolaşımı da yavaşlıyor. Bu sizin kan dolaşımınızı hızlandıracak çünkü kanı taşıyan oksijendir. Doğal olarak vücuttaki oksijeni arttıracak, baş ağrılarınıza iyi gelecek ve aynı zamanda stresle bağlantılı olan kaslarınızın da gevşemesine yardımcı olacak. Bunun dışında yine yardıma ihtiyacınız olur. Bu dönem içerisinde stres faktörleriniz devam eder ve hala verilen yöntemlere, kendinizi geliştirecek yöntemlere rağmen başa çıkamazsınız, bir uzman desteği alabilirsiniz. Ramazan içerisinde birbirimizle olan ilişkilerimiz daha uhuvvetli, daha kardeşlik üzerinedir. Bu dönem içerisinde insanların zaten birbirleriyle olan ilişkileri daha samimi, sıcak ve ilişki içerisinde de olumsuz cümlelerin daha aza indirgendiği dönemlerdir. Bunun daim olmasını, Ramazan'ın dışında da bunların devam edebilmesini de dilerim. Ramazan'ınızın çok güzel geçmesini, sevdiklerinizle kalabalık sofralarda mutluluğu, beraberliği ve birlikteliği hep hissedebilmenizi, bütün olmanızla beraber yalnızlığı içinizde hissetmeden yaşayabilmenizi dilerim.